Bu arkamda gördüğünüz apartman Türkiye'nin en ünlü apartmanı. Bu apartmanı neredeyse kendi yaşadığımız apartmanlardan bile daha iyi tanıyoruz. Ünlü Bizimkiler dizisinin seti burası. Şimdi sete gizlice baskın yapacağız. Çekimden önce dinlendikleri daire burası. Bizimkiler Umur Bugay'ın yarattığı, samimi ve sıcakkanlı insanların yaşadığı acı tatlı olayları ekrana getiren sihirli bir dizi. Bir tiryakilik sanki. Dizide zaman zaman değişiklikler olsa da insan vazgeçemiyor. İyi akşamlar Sütü Bey. İyi akşamlar. İçki mi içiyordunuz? İçiyoruz efendim, buyurun. İçiyoruz efendim, buyurun. Savaş Bey, bakıyorum çok iyi alışmışsınız. Atılay'la baba oğul gibi olmuşsunuz bile. Evet. Zor oldu mu başlangıçta? Çünkü yıllardır herkes Şükrü Bey'e alışmıştı. Evet, tabii. Şükrü Bey'e alışmışlardı. Çok doğal. Çünkü Şükrü Bey, Umur Bugay'ın çok iyi çizdiği bir aile babası tipi. Ve Türkiye'de onun gibi çok insan var. O nedenle seyirci kendini onunla özdeşleştirdiği için ve Erdal Özyacılar da rolü çok iyi oynadığı için dolayısıyla böyle bir alışveriş oldu seyirciyle. Dizinin temel taşlarından biri de Ali. Dizi başladığında küçücük bir çocuktu. Şimdi kocaman bir delikanlı olarak karşımızda. Yeni babana alıştın mı? Alıştım. Nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Senin böyle küçüklüğünden beri hep bu dizide görüyoruz. Bu dizide büyüdün sen. Çok senin gerçek hayatına yansıdı mı bu dizide yaşadıkları? Yani tabii dizi hep bana paralel gitti. Yani işte orta 2'deydim. Gerçek hayatta dizide de orta 2'deydim. İşte lise sondaydım gerçek hayatta. İşte üniversite imtihanlarına çalışıyordum falan, dizide de o vardı. Ali ile Atılay Uluş'u ayıran çok az nokta var. Genelde hep aynı. Ali o kadar büyüdü ki adı aşk dedikodularına bile karıştı. Zeynep'le aralarından su sızmıyormuş. Nedir Ali ile aranızdaki aşk ilişkisi? Onu nasıl tavladın? Tamamen basının abartması. Özge de dizinin yenilerinden. Daha önce izliyor muydun dizi? İzliyordum. 11 sene. Küçüklüğümden beri severek izliyorum. Bir gün burada rol alacağın aklına gelir miydi? Gelmezdi ama hayal etmiştim tabii ki. Niye olmasın demiştim. Ve oldu. Bir futbol takımını andıran ekibe yeni transferler de oluyor tabii. Bizimkilerin bu yılki süper transferi de Rutkay Aziz. Yani Cenap Bey. Sizi daha çok böyle hep ağırbaşlı rollerde izlemeye alışmışız. Burada komiksiniz. Bu enteresan geliyor biraz. Komik demeyelim de ilk kez belki tiyatro sahnesinin dışında bir güldürü oynamayı özellikle istiyordum. Özellikle de üstüne gidiyorum. Bu yılın bir başka transferi de bizimkilere hemen uyum sağlamış. Biz şeye benzedik, yani böyle Avrupa'ya gitmiş gibi hissediyorum kendimi. Yani Avrupa'da dil bilseniz de insanlar yabancı, adetleri yabancı. Ama sağ olsunlar çoğunun genel olarak hepsi tiyatrocu olduğu için benim için de, daha doğrusu bizim için de daha kolay oldu. Eskilerle yenileri çarçabuk kaynaştıran sadece dizinin kendi sıcaklığı değilmiş meğer. Oyuncuların çoğu aynı ekolün temsilcileriymiş. Yeni katılanlar oldu aranıza, alıştınız mı onlara? Zaten Ankara Sanat'ta beraberdik. Ben Ankara oyuncusuyum. Biz eski arkadaşlarsınız. Çok iyi oldu tabii yani. Bu da Cafer'in meşhur sepeti. Cafer'in işini elimden alıp bugün servise ben çıkacağım. Gördüğünüz gibi. Yine başım dönüyor. Ercan Yazgan da şaşırdı bu işe. Bizimkilerin sevimli insanlarından biri de devamlı pencereden sarkıp kapıcı Cafer'den bira isteyen Cemil Bey. Bu gözlüklerde cam yok mu? Cam yok, röfle yapıyor çünkü. Ben hep pencerede çalıştığım için artlardan röfle yapıyor, ondan camı çıkarttım. Peki gerçek hayatta içki seviyor musunuz? Zaman zaman tabii, herkesin. Ve hayatının en uzun filmini çeken bir yönetmen var karşımızda. Futbol takımları gibi olmaya başladı diziler. Yeni transferler falan oluyor. Nasıl, yeni takıma uyum sağlayabildi mi yeni transferler? Hem de çok iyi. Yani inanın çok kısa bir süre oldu. Yani şu an 4. bölümü çekiyoruz. 5. bölüme de başladık. Valla 10 yıldır birlikte çalışıyor gibi arkadaşlarımız. Çok değerli sanatçılar tabii.